Dil bilim okumalarından merhaba ben Canberk. Bugün sizlere anlam çevresinden yola çıkarak dildeki özne, nesne ve varoluş kavramlarından bahsedeceğim. Bir kelimeyi semantik açıdan ele alırken onu üç boyutlu bir ortam içinde tasavvur etmemiz gerekli. Bu üç boyutlu ortam derin bir anlam dairesini oluşturuyor. Yani kelime sese dayalı ve yazıya aktarılabilen maddi bir form. Bu formun anlam çevresiyle çevrilmiş bir önü, arkası, üstü, astı, yanı olmakla beraber de bire bir eşi ve karşıt bulunuyor. Bu ön, arka, üst, alt, yan, karşıt ve eş sesleri bir kelimenin sahip olabileceği muhtelif anlam boyutlarını işaret ediyor. Fakat kelimenin esas anlamı kelimenin gördüğümüz yüzü yani ön yüzdür. Sözlüklerde de ilk anlam öndeki anlamdır. Öndeki anlam akla gelen ilk anlam olması sebebiyle gerçek yani esas anlam sayılır. Öte yandan mecaz anlam diye bilinen bir anlam daha var. Bu da kelimenin arka anlamı yani kelimenin esas anlamına benzerlik ilgisiyle bağlı olan ama ondan sıyrılı başka bir kimlik kazanan anlam. İşte bu durumda kelime ilk bakışta görünmeyen ve öndeki anlamın tamamen arkasında bırakılmış bir anlam üstleniyor. Özellikle günlük konuşma, argo, deyim ve edebi sanatlarda buna sıklıkla rastlıyoruz. Bu gizli ve gizemli bir anlamdır diyebiliriz. Bu da dile bir manevra kabiliyeti kazandırıyor. Bir başka deyişle kelimenin arkadaki anlamı kelimenin anlam genişliği açısından en üst noktası. Üst anlam ise bir kelimenin sahip olduğu anlamın onun daha daha genel bir kavram alını kapsamasına engel olmadığında oluşan anlam yapısıdır. As anlam da bunun tam tersidir. Yani genel anlamın alt kategorileri daha özel bir kavram alını içinde ise bu da az anlam oluyor. Bir örnekle açıklayacak olursam hayvan kelimesini düşünün. Hayvan ön anlamı itibariyle canlı yaratık demektir. Yani zihnimizde hayvan kelimesiyle uyanan ilk anlam bu. Bir diğer anlamı ise akılsız, elinden iş gelmeyen kimse olarak kullanılır. İşte bu da arka anlam. Yani mecaz anlam mesela bir kediye hayvan diyebiliriz. O halde hayvan kedinin üst anlamı olur. Kedi ise hayvanın alt anlamı. Yani üst ve alt anlam ilişkileri tamamen bu genellik ve özellik ilgisi üzerine kurulu. İşte edebiyatta da anlamı oluşturan aslında en önemli şey bu polisemi. İlk başta iyi görülse de bir kelimenin sözlü ya da yazılı metinde dil kullanıcısı tarafından kazandırılan yan anlamı esasen bir semantik soruna işaret ediyor. Leksikal açıdan analiz ettiğimizde poliseminin sözlüklerde rastlanan anlam karmaşasının sebeplerinden biri olduğunu görüyoruz. Özellikle tarihi metinlerin anlaşılmasında yaşadığımız sorunların temellerinden biri bu. Örneğin günümüz teologlarının bu polisemi sebebiyle tefsirlerdeki anlaşmazlıkların sebeplerinden biri de bu. Tabi biz de etimoloji çalışmalarında bu sorunu sayısız kere yaşıyoruz. Yani polisemi ön anlamdan çıkarak benzerlik, yakınlık gibi durumlarla diğer anlamları oluşturuyor. Şu da var ki kelimeyi bağlamdan çıkarma olayını yine polisemi ile açıklayabiliyoruz. Fakat polisemi'nin ileri aşamalarında arka anlam bir nevi ön anlam dönüşüyor. diki metonim oluşturuyor yani. Burada homofon ve polisemiyi karıştırmamak lazım. Polisemik kelimelerde etimoloji bağı mutlaka bulunuyor. Fakat homofon kelimeler ses benzerliği. Yani söylenişte aynı anlamda ise başka. İşte o yüzden dilciler olarak eski Türkçe çağından günümüze ulaşan metinlerde semantik çözümleme gerektiren çok fazla unsuru hala açıklamaya çalışıyoruz. Anlam bağlamında tespitlerin yapılması diakronik yolla oluşturulmuş ve karşılaştırmalı semantik çözümleme ile mümkün olabiliyor ancak. Yani bir metin ne kadar eskirse bugün için anlamı o kadar değişiyor. Bir diğer değinmek istediğim konu da özne, nesne ve varlık ilişkisi. Dünyadaki her varlık özne olabilir mi? Sorusunu sorduğumda bu sorunun cevabı evet olabilir. Çünkü varlıkların yapısal durumlarını göz önüne aldığımızda onların en az bir fiili gerçekleştirme yetkinlikleri olduklarını görüyoruz. Varlık alemindeki her bir üye mevcut bulunması ve var olması sebebiyle canlı, cansız ayırt edilmeksizin hareketler dünyasının bir fiilini icrada bulunuyor. Tabi var olan her bir üye boşlukta yer kaplamasından sebep yapmaya elverişli olduğu her eylem özelliğinde var oluyor. Boşlukta süzülmek dahi bir nesneyi aslında özne konumuna sokuyor. Süzülmek eylemini gerçekleştirmesi açısından bir fiili ortaya koyuyor yani. Burada aklınıza tek fiil gerçekleştirmekle var olmak ve özne olmak nasıl mümkün olabilir sorusu gelebilir. Cevaben şunu söylemeliyim ki mümkün. Herhangi bir varlık da tıpkı insan gibi kelebek gibi sınırlı sayıda bir eylemi gerçekleştirebiliyor. Yani onu öyle tanımlıyoruz. Mesela şu perspektif önemli. Bir kelebeğin yapabileceği fiiller nelerdir? Kelebekler uçabilir mi? Evet uçabilir. O halde kelebek en az bir hareketi yapabildiği için yani uçmak fiilini gerçekleştirebildiği için var olma özelliği gösterir. Ve en az bir hareketin faili yani yapanı olduğu için de öznedir, subjedir. Peki her cansız varlık özne olabilir mi? Evet olabilir. Genel kabul cansız varlıkların hiçbir fiili gerçekleştiremedikleri, hareket edemedikleri ve bundan dolayı özne olamayacakları üzerine. Fakat bu görüşe katılmıyorum. Başta da belirttiğim gibi var olmak da bir eylemdir ve bulunmakla özne olmaya hak kazanılır. Mesela kalem masadan aşağı düştü cümlesinde kalem özne midir yoksa nesne mi? İşte bu sorunun cevabı evet kalem öznedir. Peki düşmek eylemini yapan kalem midir? Evet yine kalem. Ama onu düşüren aşağı iten bir başka güç fiziksel bir hareket söz konusu. Fakat bu fiziksel hareketi gerçekleştiren kalem olmasa da düşen yine de kalem olmuştur. İşte bahsettiğim nokta bu. Kalem cümlede kalemin düşmesine sebep olan güç ya da güçlerden ya da bu durumun sebebi olan fiziksel etkene atıf yapılmıyor. Yani diller canlı varlıkları cansız varlıklardan ayırmaz. Onların da fiilleri olduğu için sınırlı sayıda da olsa cansız varlıkları canlı varlıklar gibi düşünerek dil içinde sentaks kurgunun bir parçası haline getirirler. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, bilgiyle kalın.